Bu videoda iyonların kendilerini nasıl belirli bir şekilde düzenleyerek katı kristaller yani önceden gördüğümüz o kafes yapılarını oluşturduklarına bakacağız. Kabaca söylersek diyelim ki elimizde şu beyaz katyon ve yeşil anyon olsun. Oranımız da 1'e 1. Bir. Bu katının iki boyutlu bir kesidini alırsak nasıl bir görüntüyle karşılaşırız? Bunu hayal edebilmek için parçacık modellerinden yararlanabiliriz. Katının iki boyutlu bir kesidini alıp bu iyonları da parçacıklar gibi düşüneceğiz. Pozitif iyonlar burada olsun. Negatif iyonlar da şu kısımda olsun, altta. Bu sizce mantıklı bir şekil mi? Ya da belki de bir pozitif şurada, bazı negatifler şurada, iki pozitif aşağıda ve bir pozitif de şurada olabilir. İyonik bağlar kurulurken bunlar mantıklı dizilimler olabilir mi? Klomp kuvvetlerinden biliyoruz ki aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. Bu iyonik katıların bu şekilde oluşması pek mümkün değil. Hatta sağdaki şekilde de mümkün değil. Çünkü aslında katılar oluşurken birbirini iten güçlerden ziyade birbirini çeken güçleri kullanmak isterler. Peki bunu sağlayan bir dizilim sizce nasıl olur? Videoyu durdurun ve düşünün. Pozitif yükler negatif yüklere olabildiğince yaklaşmaya çalışır ve birbirlerini iter. Negatif yükler de birbirini iterken pozitif yüklere yakınlaşmak ister. O yüzden aslında dama tahtası gibi bir görüntüyle karşılaşırız. Örneğin bir pozitif şurada, bir diğeri burada, birkaç tane de buralarda olabilir. Bu arada bunlar hep aynı iyon ve boyutları aynı ama tabii ben güzel çizemedim. Yine de bu iki boyutlu parçacık modellerini çizerken boyut önemli. Sebebine birazdan geleceğiz. Negatif yükleri de pozitiflerin aralarına çiziyorum. Bu dizilimde her bir negatifin etrafında pozitifler, her bir pozitifin etrafında da negatifler var. Katılar oluşurken birbirini çeken güçler kullanmak isterler dememin sebebi de buydu. Yani bu dizilimde birbirini iten güçlerden ziyade birbirini çeken güçleri daha fazla görüyoruz. Bunun 3 boyutlu kafes versiyonu da şöyle bir şey olacak. Kafes yapısını iyonik katılar videomuzda ayrıntılı işlemiştik. Başka ilginç bir şey de iyonik katıyı oluşturan iyonların boyutları. Diyelim ki rubidyum bromürü incelemek istedik. Şunun gibi iki boyutlu parçacık modelinde rubidyum bromür nasıl görünür? Buradaki boyutu rubidyumla bromürün boyutlarına benzetmek istiyorum. Videoyu durdurup kendiniz düşünün ama önce alın size bir ipucu. Periyodik tabloya bakarsanız daha iyi fikir yürütebilirsiniz. Şu yapıyı iyonlarına ayırmak için elimizde rubidyum katyonuyla bromür anyonu olacak. Rubidyum katyonu bir elektron kaybetmiş. Yani 37 protonu olsa da elektron dizilimi kriptoninkine benziyor. Bromür anyonunun da 35 protonu olmasına rağmen bir elektron kazanıp bu hale geldiğini biliyoruz. Onun da elektron dizilimi kriptoninkine benziyor. Bunların her ikisinin elektron sayısı aynı. Ama rubidiumun proton sayısı, bromürün proton sayısından iki fazla. O yüzden rubidium, dördüncü kabuktaki elektronları bromürün çekirdeğinin çekebileceğinden daha fazla çekecek. Bu yüzden rubidium, bromürden küçük olacak. Bunun şeklini hemen çizelim. Önce bromür. Şuraya bromür anyonlarımızı çiziyorum. Aşağıda da olsun, evet. Birkaç tane daha çizdim mi tamamdır. Bilgisayarla çizim yapsaydım boyutları aynı olurdu ama neyse. Rubidium katyonları daha küçük olacak dedik. İşte parçacık modelimiz bu şekilde. Yani şu katyon anyondan biraz daha küçük. Dizilimimiz de bu şekilde. Tüm katyonları daha küçük çizdim. Çünkü dediğim gibi katyon anyondan küçük. Ama elektron sayıları aynı olduğu için ve proton sayıları da çok benzer olduğu için boyutlar çok da farklı olmayacak. Eğer boyutları birbirinden çok farklı olsaydı bu çizimde gösterirdik.